Takımımız 9 Nisan Cumartesi günü saat 16'da Çaykur Didi Stadyumunda oynayacağı İttifak Holding Konya Spor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktörümüz Bülent Korkmaz, Aytemiz Alanya Spor maçını değerlendirdi. Yukarıda oynayan takımlarla oynamaya devam ediyoruz. Trabzon'u yenmiştik, Alanya deplasmanında kaybettik ama ikinci yarıdaki oyun bizi çok umutlandırdı. Tabii ki bu oyunu bütün maç boyunca devam ettirmemiz lazımdı. Tabii ki kaybetmemiz bizim için üzücü oldu. Aslında geldiğimiz günden itibaren oyun olarak Trabzon ve Alanya ve Trabzon maçı ve Alanya'nın ikinci yarısı bizi memnun etti. Ama bir gerçek var ki bir de çok kolay penaltı vermeye başladık. Bu sonucu da yansıyor. Sonucu yansıması bizi de daha da üzüyor. Ne zaman ben geldiğim günden itibaren söylüyorum, birebir iyi oynadığımız zaman o zaman hem sonucu alabiliyoruz hem de oyunda iyi olabiliyoruz. Bu son iki maç onu gösterdi. Korkmaz, İttifak Holding Konya Spor maçı hakkında kazanmaktan başka bir şansımız yok ifadelerini kullandı. Konya'da ligin zirvesinde zirveyi zorlayan takımlardan bir tanesi, kompak oynayan bir takım. Özellikle merkez oyuncuları çok çok etkili oyuncular. Kendi sahamızda oynayacağız. Kazanmamız lazım. Başka çaremiz de yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz. Zor bir süreçten geçildiğini aktaran Korkmaz, son maça kadar pes etmeyeceklerini dile getirdi. Takım olarak bu son iki maç, Alanya'nın ilk 20-25 dakikası, 30 dakikasını saymazsak, düşündüklerimizi yapmaya başlıyorlar ama oyuncular bazen bir maç iyi oynuyor, bir maç istediğimiz gibi oynamıyor. Bu da takım oyununa yansıyor. Bundan sonra tabii ki herkesin form grafiği yükselmeye takım halinde. Yani zor bir dönem, zor bir süreç. Ama burada önemli olan herkesin bu zor süreçte yardım etmesi lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda herkes bu katkıyı sağlar. Ben söyledim, pes eden varsa bıraksın dedim. Çünkü 7 maç 21 puan. Zor mu? Gerçekten zor. Ama imkansız değil. Yani ben öyle bakıyorum. Eğer öyle bakmayan oyuncu varsa zaten gerek yok. Burada durmanın anlamı yok. Biz ama ekip olarak öyle bakmıyoruz. Pes etmeyeceğiz. Yola devam. Ben her zaman söylüyorum. Yani maç maç bakmak lazım. Kaç tane maç kurtarır bilmiyorum ama en az 5 tane almamız lazım. O bile yetmeyebilir. Ama dediğim gibi o özellikle Trabzon maçındaki mücadelemiz, Alanya Spor maçındaki ikinci yarıdaki oynadığımız oyun bütünleşirse her maçı kazanabiliriz. Tecrübeli teknik adam futbolcumuz Brian Dabo'nun bundan sonra takımla beraber antrenmana çıkmayacağını da sözlerine ekledi. Dabo takımla çıkmıyor. O benim kararım. Evet. Dabo takımla çıkmıyor. O benim kararım. Kendi ayrı olarak çıkacak.